Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en boktan manasız ve gereksiz kanalına tekrar hoş geldiniz. Dün yine muhteşem bir şey oldu ve Matrix Resurrections'ın yeni fragmanı ortamlara düştü. Matrix'in yeni filmiyle alakalı bir video yapmamıştım ama bu videoda yapmak istedim. Çünkü trailer'da konuşulması gereken bir takım olaylar var. Şimdi Matrix hakkında konuşmak istiyorum. Bundan 20 küsür sene önce çıkmış bir film. Ve Matrix mitolojisi, içinde bulundurduğu sanal hayat, kırmızı hap, mavi hap muhabbetleri falan hepimizin hayatında büyük etkileri olmuştur. Hala internette konuşmaya devam ediyoruz. O kadar etkili bir film. İlkokuldayken gece seansına gittiğim ve sabah ilk derse uykulu olarak geldiğimi hatırlıyorum. Şimdi bu reboot ve remake'lerle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bu durum beni oldukça sinirlendiriyor. Ama bir yandan da diyorum ki neden olmasın? Daha doğrusu eski zamanları bildiğim için benim hoşuma gidiyor bu tip nostaljik remake'ler. Fakat bir noktadan sonra şunu söylemek istiyorum. Abi 20 sene geçmiş. Yeni bir Matrix filmine kimin ihtiyacı var ki? Matrix Revelations'tan sonra, Enter the Matrix gibi oyunlardan sonra bu serinin sollanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama insanlar öyle düşünmüyor sanırım. İnsanlara eski filmleri tekrar sunmaya başlıyorlar. Bunu Dune'da da gördük. Ama Dune bir istisna sayılabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Dune'un çok talihsiz bir sinema geçmişi olduğu için yeniden tamamen baştan çekilmesi okey. Bence bunda bir sıkıntı yok. Fakat Matrix'in artık devamını çekmek biraz bana abartı geliyor. Bir yandan Hollywood'dan şunu bekliyorum açıkçası. Tamam, popüler kültürün kölesi olduk ve Marvel filmleri bütün sinemanın ağzına sıçtı. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat yeni jenerasyonda yenilikçi filmler bekliyor. 20 sene önce yapılmış bir filmin reboot'unu veya remake'ini değil. Yepyeni bir film bekliyor. Tamam, nostalji bait yapılıyor burada, onun da farkındayım. Dediğim gibi bu da hoşuma gidiyor ama artık baydı yani. Neyse, Matrix'in ilk trailer'ı hiç beğenilmemişti. Çünkü bir kere ana filmde Morpheus yok. Yani Morpheus oynayan Lawrence Fishburne yok ve Ajan Smith yoktu. Hayatım boyunca 1000 kere falan düşünsem bu karakterlerin olmaması aklıma gelmez. İşte Morpheus ve Ajan Smith'in bu filmde olmaması demek Cennet Mahallesi'nden Pembe ve Müjdat Gezer'in karakterlerini çıkarmakla eşdeğer. Aynı orijinal oyuncuları da görmek istiyor insan. Açıkçası beni çok da heyecanlandırmamıştı ilk fragman. Çünkü sinematografi olarak 3,5 saatlik bir Türk dizisi kıvamında çekilmişe benziyordu. Yeşilli sinematografiden eser yoktu. Tamam, filmi reboot ediyorsunuz ama o filmin karakteristik özelliklerini de filmde tutmanız lazımdı. O yüzden beni biraz rahatsız etmişti açıkçası. İkinci değinmek istediğim nokta da Keanu Reeves'in sakallı ve saçlı olarak oynamasıydı. Bu sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Çünkü neden diyeceksiniz, John Wick karakterini hatırlatıyor bana. Çoğu insana da onu hatırlatıyor. Demek istediğim şey şu, bazı görsel imgeler var ve onları tamamen silerseniz insanların aklından filmden yabancılaşıyor. Ben açıkçası Keanu Reeves'in bu Behzat Ç ile John Wick arası takıldığı tipini ne olarak sevmedim. Ama bu trailer'ı izlemek istiyorum sizinle beraber. Bakalım neler bizi bekliyor. O zaman Babakok'la gelin ve Matrix Resurrections trailer'ına bir göz atalım. Evet, ben de bu filmin başarılı olacağını görebilirim. Oh! Bir dakika. Ajan Smith miydi o? Evet arkadaşlar, Ajan Smith karakterimiz. Bence Matrix'in en bomba karakteridir. Kutlar Vadisi Memati mi yoksa Ajan Smith mi derseniz, bence ikisi de aynı seviyede sevilen karakterlerden biridir. Burada da bir saniyeliğine Ajan Smith'i gördük ama umarım tüm film boyunca Ajan Smith'i görürüz. Trailer'ın birinci dakikasına kadar geldik ama şu an hala John Wick'i kafamdan çıkartamıyorum ya. Bu kesinlikle Neo değil. En nefret ettiğim şeylerden birini yapmalarına hala inanamıyorum açıkçası. Morpheus'un yeni aktörüne bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada direkt Seal oynasalarmış daha mantıklı olurmuş. Bir o geliyor aklıma, ikincisi de sen karakterler bir Amerikan TV şovundaki skeç parodileri gibi. O yüzden bu noktada bile hala ısınamadım. İşte istediğim şey bu kardeşim. Neo'yu bu halde görmek. Matrix dışında, gerçek dünyada anasının karnından yeni çıkmış slime'lı Neo'yu görmek istiyorum. Ve tam olarak burada da onu gördüm şu an. Bunu yapmamış olun ya. Lütfen bunu yapmamış olun abi. Bakın, nerd konuşmak istemiyorum. En nefret ettiğim şeylerden biridir. Ama sanırım Matrix'le alakalı da nerd konuşma diye bir şey kalmadı. Çünkü hepimiz biliyoruz. Bu noktada bir romantik komedi filmi oyuncusu tipli bir adamın Ajan Smith'i, yani Hugo Weaving'in oynadığı karakteri oynamasını kabul edemiyorum kardeşim. Ve bunun rahatsız ediciliğini size şöyle anlatabilirim. Sinemaya gittiğinizde yanınıza oturmuş bir AVM çiftinin ağzlarından ses çıkara çıkara popcorn yedikten sonra filmin ortasında iki kere tuvalete gitmesi. Bu adamın bu karakteri oynaması bana bu hissi veriyor.
most important. İnanamıyorum. Şu sinematografiye bir bakın. Ya tamam kardeşim, ben bir sinematografer değilim. Ne bileyim, bir Vittoria Storaro falan değilim. Ama bu sinematografiye baktığımda gerçekten 2000'lerin başına çıkmış bir PlayStation 2 oyunu grafikleriyle Amerikan dandik sketch YouTube videosu estetiğinin birleşimini görüyorum. Ve yeni Tıfıl Morpheus'u kafamdan silmek istiyorum. Ne oldu abi? Lawrence Fishburne'le kavga mı ettiniz? Kim kimi koparıyor, kendi payını a**ayım deyip birbirlerine silah mı çektiler? Evet, anladığım kadarıyla burada Neo ve Trinity arasındaki aşk daha da filizleniyor. Açıkçası eğer bu filmde boş romantik ikinci bahar muhabbetlerinden görecekse şimdiden izlememeyi düşünüyorum. Şu an bulundukları dünyada Matrix olduğunu anlıyorum. Sadece yeşil tint yok. Şimdi arkadaşlar, trailer'ı izledik. Tamam, anlıyorum. Matrix'te de skin değiştirebiliyor. Yani karakterler dış görünüşlerini değiştirebiliyordu. Yani MMORPG gibi. Yani Matrix Second Life gibi bir şeydi. Onu da anlıyorum. En azından karakterleri tamamen değiştirmek de bir çözüm olabilirdi. Mesela şöyle bir şey efsane olabilirdi. Baba Kok'un Matrix Resurrections versiyonu dinleyeceksiniz şimdi. Mesela Morpheus'un skin'i Instagram'dan sürekli kahve fotoğrafı ve story atan bir Instagram kızı olabilirdi diye düşünüyorum. Neo'yla beraber oturuyorlar ve Morpheus saçlarını yaptırırken kırmızı hap ya da mavi yapı almak ister misin Neo falan dediğini düşünebiliyor musunuz? Ya da ne bileyim, Ajan Smith'in skin'i yerine bu Hasbulla ile kapışabilirdi Neo mesela. Bu da çok ilginç sahneleri gebe olabilirdi. Düşünsenize. Ama tabii ki bunların hiçbirisi yapılmayacak arkadaşlar. Sanırım Matrix Resurrections'ın öyküsü de Matrix simülasyonunu bir aplikasyon haline getirilip insanların cebinde telefonundan indirip oynadığı bir şeye çevirmişler gibi bir konusu olacak diye düşünüyorum. Yani açıkçası trailer'ın Disney bari rengarenk olması bana onu anımsatıyor. Ama ciddi yorumumu söyleyecek olursam burada başka bir simülasyona giriyor yani. Matrix 2.0 gibi bir şey olabilir. Neyse, kahvehane dayısı teorilerimi bir kenara bırakıyorum ve bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Matrix Resurrections Aralık'ta sinemalara gidiyor. Hype seviyemi söylemem gerekirse 10 üzerinden 5.6 diyebilirim. Ama son dönemki filmleri düşündüğümde de pek umutlanmamak istiyorum. Neyse arkadaşlar, o zaman Baba Kok'tan sevgiler diliyorum ve o muhteşem cümleyi tekrar etmek istiyorum sizlere. What is the Matrix ulan? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.